Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 3.45'te merkez üssü Erzincan'ın İliç ilçesinde yer sarsıntısı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4, derinliği 2 kilometre olarak açıklandı. İliç ilçe merkezinde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri bir araya getiren geleneksel matematik sempozyumu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğine başladı. Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulaması yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda çalışan matematikçileri bir araya getiren geleneksel matematik sempozyumu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Bu yıl Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Geometri Sempozyumuna Erzincan Valisi Ali Arsantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Türk Dünyası Matematikçiler Birliği Onursal Başkanı Profesör Doktor Hasan İlmi Hacı Salihoğlu, üniversite akademisyenleri ve davetliler katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan 17. Uluslararası Geometri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Doçent Doktor Sezai Kızıltuğ, sempozyumun Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yapılmasında katkısı olanlara teşekkür etti. Daha sonra konuşmalarını yapan Türk Dünyası Matematikçiler Birliği Onursal Başkanı Profesör Doktor Hasan İlmi Hacı Salihoğlu, matematiği seven herkesin genç olduğunu belirterek başladığı konuşmasında "Burada 3 gün boyunca güzel şeyler yapacağız, matematik konuşacağız." dedi. Sizin buradaki sayınızın az olduğunu söylemeyin. Matematikte daima toplantıya gelenler az olur. Daha sonra konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, matematik ve geometrinin birbirinden ayrılmadığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. İbn Haldun demiş ki, geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kalıpları açık ve düzenlidir. Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok zordur. Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır. En son konuşmalarını yapan Erzincan Valisi Ali Arsantaş, "Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz." diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikamette yolumuzu aydınlatmaya devam edeceğiz diye konuştu. Ebu'l-Vefa trigonometride tanjantı ve sekantı bulan kişidir. Yakın zamanda Nobel ödülü alan ve bu toprakların yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri olan Aziz Sancar, DNA onarımı, kanser tedavisi alanlarında çığır açmıştır. Şimdi Oktay Sinanoğulları, Cahit Arafları, Şerif Mardinleri, Fuat Sezginleri rahmetle anmakla beraber onların dünyada yaptığı buluşlar, yenilikler bizim yolumuzu aydınlatmalı. Dijital çağda daha özgüvenli bir şekilde çalışmamızı sürdürmeli ve stratejimizi belirlemeliyiz. Konuşmaların ardından Türk Dünyası Matematikçiler Birliği Onursal Başkanı Profesör Doktor Hasan Hilmi Hacı Salihoğlu ve 17. Uluslararası Geometri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Doçent Doktor Sezai Kızıltuğ'a plaket takdim edildi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında savaş alanına paraşütle atlayan ilk general olan emekli Tuğgeneral Sabri Demirbağ, Gata'da vefat etti. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında savaş alanına paraşütle atlayan ilk general olan emekli Tuğgeneral Sabri Demirbağ, Gata'da vefat etti.
Kıbrıs Barış Harekatı askeri kod adı Atilla Harekatı olan ve 20 Temmuz 1974'te başlayan, 18 Ağustos 1974'te sona eren, 4 hafta 1 gün süren ve Kıbrıs adasına yapılmış Türk askeri barış operasyonudur. Yaşanan bu tarihi olayda Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kayseri Hava İndirme Tugay Komutanı iken savaş alanına paraşütle atlayan ilk general olan emekli Tuğgeneral Sabri Demirbağ Gata'da vefat etti. Sayın seyirciler, Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu. Ahırda büyükbaş hayvanın darbesiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan kadının cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu. İlçenin Atatürk Mahallesi Hesküme Caddesi'nde oturan iki çocuk annesi yakınlarınca ahırda baygın halde bulundu. Çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan kadın buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahırda büyükbaş hayvanın darbesiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan kadının cenazesi ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi semineri düzenlendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi, Eylem Planı ve Cumhurbaşkanlığı 3. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve farkındalıklarının artması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü, İşkur Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, TOP Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı İşbirliği ile Erzincan Müftülük Konferans Salonu'nda Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi Semineri düzenlendi. Yoğun katılımın sağlandığı seminerde kadınlar para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi, yerli malı kullanımı ve girişimcilik gibi konularda bilgilendirildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammed Doğan, "Amacımız finansal okuryazarlık eğitimiyle ev hanımlarının aile bütçesinin hazırlanmasında ve gelirin harcanmasında daha gerçekçi davranmaları ve bilinç düzeylerini artırmak." diye konuştu. Diyoruz ki biz, güçlü kadın demek güçlü aile demek. Güçlü aile demek güçlü toplum demek. Güç toplumda mutlak surette sonuçta mutlu bireylerden oluşmuş, kendini geliştirmiş, çağın gereksinimleriyle donatılmış bireyleri ve özellikle de kadınlar olduğu toplumlar demektir. Açılış konuşmasının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden sosyal çalışmacı Ahmet Barış Dumrul, İşkur İş ve Meslek Danışmanı Elvan Türkeri, KOSGEB KOBİ uzmanı Ahmet Çağlar Yılmaz, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin Say ve TİSVA Erzincan Şube Yöneticisi Tuğba Aybey de kadınlara verilen teşvikler ve destekler hakkında hizmetleri anlattılar. Seminer katılımcılara katılımcı belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. Erzincan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve KADEM Erzincan Şubesi açtıkları ortak standta bez torba dağıttılar. Erzincan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve KADEM Erzincan Şubesi açtıkları ortak standta bez torba dağıttılar. Eski belediye arkasında kurulan ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve KADEM Erzincan Şubesi ortaklığında düzenlenen Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık etkinliğine Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, KADEM Erzincan Şube Başkanı Büşra Eren, davetlilerle vatandaşlar katıldılar. Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir düzenlenen etkinlik hakkında bilgi verdi. Erzincan halkına çevre bilincini daha fazla artırabilmek amacıyla sıfır atık projesi kapsamında daha fazla farkındalık oluşturmak,
ve atıklarımızın kaynağında dönüşümünü sağlayabilmek amacıyla bez torba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bez torbalarımızı bir adet plastik getirene, bir adet cam şişe getirene, bir adet pil getirene ve bir adet yağ, bir litre yağ getirene şeklinde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Faaliyetimiz kapsamında çocuklarla ilgili sıfır atığın bilinçlendirmesi kapsamında tanıtıcı dergilerimiz ve broşürlerimiz vardır. Bu broşürlerimiz vasıtasıyla da sıfır atığa bir başlangıç olsun, ilimizde bir farkındalık olsun maksadıyla etkinliğimiz bugün içerisinde devam edecektir. Eski belediye arkasında kurulan standta çocuklara yönelik Erzincan'da gönüllü çevre bekçileri yetişiyor boyama kitapçığı ve çevreci çocuk dergileriyle birlikte etkinliğe katılanlara bez torba dağıtıldı. Sayın seyirciler, havaların ısınmasıyla Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı vakaları görülmeye başladı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Arif Onur Eden ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Faruk Karakeçeli vatandaşların kene konusunda dikkatli olmalarını istedi. 2002-2003 yılları arasında ilk olarak ortaya çıkan ve havaların ısınmasıyla birlikte Erzincan ili ve çevresinde özellikle Tokat ve Kelkit Vadisi sahasında görülen vakalardan sonra Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı vakaları görülmeye başlandı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Arif Onur Eden ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Faruk Karakeçili vatandaşların kene konusunda dikkatli olmalarını istedi. İlk vakayı 2 Mayıs'ta yatırdık mesela. Daha sonra neredeyse 20 gün boyunca hiç vaka görmedik. 22 Mayıs ki bayram öncesine denk geliyordu. 22 Mayıs'ta sonraki bir hafta içinde yani bayram tatiline girmeden önce yaklaşık 10 hasta yatırdık. Hakikaten çok böyle ciddi bir artış oldu. Her ne hikmetse bayramda belki vatandaşlar da çok başvurmamış olabilir. Yani hasta olsalar bile çünkü diğer hastalıklarla karşılaşabiliyor. Başvurmadı ama hemen sonrasında geçtiğimiz haftadan itibaren tekrar hasta yatışları başladı ve şu an bugün itibariyle toplam Kırım-Kongo şubesiyle yatırdığımız 18 hasta oldu. Bunların 12'si kesin tanı aldı. Kesin Kırım-Kongo tanısı aldı. 2 tanesinde farklı hastalıklar vardı. Karışabiliyor dedik. Negatif çıktı sonucu. 4 hastanın henüz sonucu netleşmedi. Bu sene kaybettiğimiz hastamız yok çok şükür. Ama şu anda daha serviste 1 tanesi kesin tanılı, 4 tane de halen tanısı devam eden hastamız olmak üzere 5 tane takipte hastamız var. Çok basit işte pantolon paçalarının çorap içine sokulması, açık renk elbise giyilmesi, kapalı ayakkabı giyilmesi, en azından kere geldiği zaman çok rahatlıkla tespit edebiliriz. Veya eczanelerden işte haşere koruyucu, böcek koruyucu, kene koruyucu ilaçlar var. Onlar pantolon paçalarına sıkılabilir. Böyle çok basit tedbirler. Artı eve döndükten sonra mutlaka eğer kırsal bölgeye gitmişsek kene kontrolü yapmak gerekiyor. O da çok çok önemli. Varsa bulmamız gerekiyor. Kene bulduysak ne yapacağız? En kısa sürede bir sağlık, ille sağlık biriminde de olması gerekmiyor. Uzak bir yerdedir. Kenenin çıkarılması, o bölgenin temizlenmesi yeterli diyoruz. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun çalışmalarını nasıl buluyorsunuz diye Erzincan halkına sorduk. Erzincan halkının yeni belediye başkanı Bekir Aksu'ndan ne gibi istek ve talepleri var? Şikayetleri neler? Halkımızın bu konudaki cevaplarını şimdi hep birlikte izliyoruz. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun seçilmişti. Bakalım Erzincan halkı belediye başkanı hakkında neler düşünüyor, istekleri nelerdir hep birlikte görelim. İyi günler. İyi günler. Yeni belediye başkanımızdan beklentileriniz, istekleriniz nelerdir?
Şu anda Erzincan'ın birkaç tane ufak sorunu var. Ben gençler olarak iş istihdamının artmasını isterim. İş alanlarının açılmasını isterim. Organize sanayide daha çok fabrikanın faaliyet göstermesini isterim. Gençler olarak sosyal etkinlikler Erzincan'da çok da fazla yok. Ben yeni mekanların açılmasını, gençlerin bayili bayanlı takılabileceği, gençlere yönelik yerlerin oluşturulmasını isterim. Sosyal etkinlikler için bence bir şeyler yapılabilir Erzincan'da. Peki Erzincan'ın en büyük sorunu nedir sizce? Şu an en büyük sorun, aslında tüm Türkiye'de bu bir sorun, işsizlik sorunu var. Bundan dolayı Türkiye'de yeni iş alanlarının Erzincan'a da yönlendirilmesi lazım. Buranın da kullanılması lazım. Ya sorun çok işsiz var. Her şey pahalı. Sorun budur yani. Yani sokaklarda görüyoruz biraz sokaklarda temizlik konusunda sıkıntı var. Onların biraz daha giderilmesini istiyoruz. Özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinde kokular oluyor. Onların biraz daha özen gösterilmesini istiyoruz. Erzincan'ın en büyük sorunu nedir peki? Park sorunu. Valla kendisi seçim için dolanırken propagandasına vardı. Kızılay Mahallesi ve Merkez Çarşısı'nı düşünüyordu. Kesinlikle ve kesinlikle birinci öncelik Kızılay ve Mahallesi ve Merkez Çarşısı. Ha belediyenin sorunu olmayabilir. Belediyenin işi olmayabilir ama sonuçta Erzincan'a mal olmuş bir insan. Orayı bir an önce çözmesi lazım. Ondan sonra kendini altın harflerle bulsun geleceğini o şekilde. Peki şu anda Erzincan'ın en büyük sorunu nedir sizce? İşsizlik. Yeni belediye başkanından istekleriniz nelerdir? Topluma hizmet etmesi gerekli, başka bir şey yok. Tarafsız davranması lazım. Gerekli şeyleri, halkla ilişkileri daha doğru, daha dürüst bir şekilde götürmesi gerekli. Yani bu memleket hepimizin, tamam mı? Tarafsız davrandığı müddetçe başarılı olur. Şu anda Erzincan'ın en büyük sorunu nedir? Sorunu işsizlik. Ben kaldırımlardan çok şikayetçiyim, belki de ondan, hani özellikle şu Atatürk Mahallesi falan, onlar bayağı bir sıkıntılı ve biz yollardan yürüyoruz artık, hani sıkıntı yaşıyoruz ister istemez bundan dolayı belki. Erzincan'da kaldırım sıkıntısı var diyorsunuz yani. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Mahallesindeyim. İyi günler, kolay gelsin ustam. Sağ olun, teşekkür ederim. Size de kolay gelsin, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Yeni belediye başkanından istekleriniz, beklentileriniz nelerdir? Yeni belediye başkanı ilk hizmetleriyle yakından medyadan takip ettiğimiz kadarıyla güzel hizmetler sunmuş. Yeni araçlar almış trafiği daha rahatlatmak için. Yeni belediye başkanından beklentilerimiz şeffaf bir hizmet bekliyoruz kendilerinden. Halka açık bir belediye bekliyoruz. Meclis toplantılarının olabildikçe halka yansıması için sosyal medyanın kullanılmasını istiyoruz. Peki Erzincan'ın en büyük sorunu nedir sizce? Erzincan'ın en büyük sorunu hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımızın çok büyük sorunları var. Bu konuda belediyeden daha duyarlı davranmalarını ve bu işin uzmanlarıyla görüşülmesini istiyoruz. Mesela yem fiyatlarındaki artış ve et balık kurumunun buraya gelmesinden dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu ve bunların da görülmesi gerektiğini. Şimdi eti halka ucuza satıyorlar, doğru, 30 liradan. Çok güzel, Allah razı olsun. Ama bir yandan da yem fiyatları günlük çıkıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılmıyor. Bununla ilgili belediyenin çalışmasını bekliyoruz. En büyük sorunu bence işsizlik. Bu konuda belediye başkanı neler yapmalı sizce? Ya iş sahaları açmalı. Yani hani böyle saçma sapan şeyler yapıp da harcamaktansa iş sahaları açıp delikanlıların şeylerin işe girmeleri gerekiyor. Benim için en büyük şey problem o. Yoksa her şeyimiz, doğamız, her şeyimiz güzel. Suyumuz, her şeyimiz çok güzel. Yani iş. Benim için en önemli şey iş. Belediye başkanının çalışmalarını nasıl buluyorsunuz peki? Vallahi şimdi çok şey yapamadık ama çok iyi çalışacağından eminim. İş sahaları açılsın, gençlerimiz çalışsın, başka şehirlere gitmesin. Yani isteklerimiz bunlar. Yani güzel şeyler istiyoruz. TÜİK 2017-2018 yılı Türkiye'de iller bazında üniversite öğrenci sayılarının il nüfuslarına oranını açıkladı. Buna göre Erzincan nüfusunun %9.38'ini üniversiteliler oluşturdu.
TÜİK 2017-2018 yılı Türkiye'de iller bazında üniversite öğrenci sayısının il nüfuslarına oranını açıkladı. Buna göre Erzincan nüfusunun %9.38'ini üniversiteliler oluşturdu. Yükseköğretim Kurumu'nun 2017-2018 eğitim öğretim yılı istatistiklerine göre Türkiye'de üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün ve ikinci öğretime kayıtlı toplam öğrenci sayısının 3.887.682 olduğu açıklandı. Üniversite öğrenci sayıları verileri YÖK'ün 2017-2018 eğitim öğretim yılı istatistiklerinden alınarak hazırlandı. Nüfus verilerinde ise TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri kullanıldı. Haritaya göre Türkiye'de il nüfusları içinde oransal olarak en fazla öğrenci oranına sahip il %20.07 ile Karabük oldu. Karabük'te her 100 kişilik nüfus için 20 öğrenci düşerken oransal olarak ikinci sırada olan il %18.68 ile Isparta oldu. Kırıkkale'nin oranı %13.51, Bayburt'un oranı %13.11 olurken Erzincan'ın 9.38, Eskişehir'in oranı %8.29, Ankara'nın oranı 5.30, İstanbul'un oranı %5.07 ve İzmir'in oranı %4.3 olarak belirlendi. Türkiye Muay Thai Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonası Erzincan'da başladı. Türkiye Muay Thai Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonası Erzincan'da başladı. 3 gün sürecek olan şampiyonada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcular Erzincan'da karşılaşacak. Erzincan'da yapılacak şampiyonaya 45 ilden 224 kız ve 523 erkek olmak üzere toplam 747 sporcu ve 90 antrenör katılıyor. Erzincan'da yapılan şampiyonada dereceye giren sporcular Antalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 14.27, Erzurum 10.25, Sivas 14.24, Gümüşhane 13.30, Bayburt 12.26, Giresun 27.21, Elazığ 16.30, Tunceli 14.30, Bingöl 17.29, Malatya 16.28, Yozgat 14.21, Amasya 18.28, Kars 9.24, Van 12.26, Ağrı 10.27 derece. Serbest piyasada dolar alış 5.85, satış 5.86, euro alış 6.56, satış 6.57. 22 ayar altın bilezik alış 229.38, satış 231.73, tam altın alış 1655.54, yarım altın alış 819.41, çeyrek altın alış 409.84'ten işlem görüyor. Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle esen kalın.